Evet arkadaşlar bu videoda ökaryot hücrelerdeki iç zar sistemine genel bir bakış atacağız birlikte. İç zar sistemi esasen bir hücre içerisinde birbiriyle etkileşim halinde olan bütün zarları kapsar hepsini. Peki burada hangi zarlardan bahsediyoruz? İlk olarak hücrenin zarının kendisinden yani hücre zarından başlayabiliriz değil mi? Bütün bu bahsettiğimiz zarlar iki katmanlı fosfolipit yapıdan oluşmuştur. Mesela buradaki zarın bu kısmına odaklanacak olursak, iki katmanlı bir fosfolipit yapısında olduğunu görebiliriz. Yani burada çizdiğim gibi gözükecek. Burada dışarıya doğru dönük halde bulunan hidrofilik yani suyu seven kafa kısımları olacak. İç tarafa doğru dönük hidrofobik. Yani suyu sevmeyen kuyruk kısımları olacak. Bu iki katmanlı tabaka bu şekilde tekrarlanarak oluşuyor. Yani burada da çizdiğim gibi iki katmandan oluşan bir fosfolipit tabakamız var. Bu yapı hücre zarında da olacak. Buradaki gibi çekirdeğin dış zarında da olacak. Çekirdeğin dış zarı ile ilgili kısmı endoplazmik retikulum videosunda çizmiştik. Hatırlarsınız. Burada iki adet zar görüyoruz. Bu bir çift katmanlı yapı mı diye merak ediyor olabilirsiniz. Fakat aslında burada iki adet çift katmanlı yapı görüyoruz. Buradaki zarın iki katmanlı fosfolipit tabakası var. Burada iç taraftaki zarın da iki katmanlı fosfolipit tabakası var. Pembe renk ile üzerinden geçtiğim şey çekirdeğin dış zarını oluşturuyor. Ve bu dış zar endoplazmik retikulum zarıyla bağlantılı durumda. Mor renkle üzerinden geçtiğim kısımsa çekirdeğin iç zarını oluşturuyor. Bunların tamamı iç zar sisteminin parçalarını oluşturuyor. Daha önceden endoplazmik retikulumla ilgili konuşmuştuk. Endoplazmik retikulum ve Golgi aygıtı adlı videoda ayrıntılı bir şekilde bunu incelemiştik. Fakat bu iç zar sisteminin de bir parçasını oluşturuyor aynı zamanda. Özellikle endoplazmik retikulum hücreyle alakalı fosfolipit zarların %50'sine hatta hatta daha büyük bir kısmına tekabül ed ediyor arkadaşlar. E edebiliyor değil ediyor yani. Bu bildiğimiz bir şey. Endoplazmik retikulumun iç boşluğunda neler olup bittiği hakkında da konuşmuştuk. Bu iç boşlukta yani buradaki alanda neler döndüğünü size açıklamaya çalışmıştım. Burada ne oluyor? Proteinler sentezleniyor. Aslında bu kısımda sadece proteinler değil. Yağlar gibi diğer moleküller de sentezleniyor. Daha sonra sentezlenen bu moleküller granülsüz ER yani endoplazmik retikulum boyunca yolculuk ediyorlar. Buna ER diyeceğim bundan sonra arkadaşlar. Öyle geçeme geçelim. En sonunda da granülsüz ER'den çıkacakları yere ulaşıyorlar. Endoplazmik retikulum yani ER videosunda bunu da görmüştük. Şimdi bu kısmı ER'nin geçiş kısmı olarak adlandırıyoruz. Aslında proteinler genelde ER'nin geçiş kısmına granüllü ER'den dost doğru bir şekilde geçerler. Proteinler bu kısımdan geçerek veziküllere çıkarılıyorlar bütün bu veziküller etrafında bir zar olan ve protein gibi moleküllerin içerisine nakledilebildiği küçük kompartımanlardır. Öyle düşünün. Sanki bir trenin küçük kompartımanlarıymış gibi düşünün. Burada bütün bu tek çizgiyle çizdiğim kısımlar çift katmanlı fosfolipitten oluşur. Zarlar birbirinden farklılık gösterebilir. Çift katmanlı fosfolipit yapılarda bir zardan diğerine farklılık gösterebilir. Ancak hepsinde genel olarak bu şekilde olan bir çift katmanlı fosfolipit yapısı mevcuttur. Şimdi tekrar gözden geçirelim. Bu proteinler ER'nin geçiş kısmından çıkıp Golgi aygıtına kadar yolculuk ediyorlar. Önceden bu proteinlerin Golgi aygıtının içerisinde nasıl oluştuklarından bahsetmiştik. Bu arada Golgi aygıtının içinde birçok Golgi enzimleri bulunur. Bu enzimler proteinlerin hücre zarında, hücre zarı dışında ya da hücrede başka yerlerde kullanılabilmeleri için etiketlemek ya da proteinleri glikoprotein haline dönüştürmek amacıyla sakarit eklemek gibi görevler üstlenirler. Örneğin bu protein vezikül olarak dışarı bırakılmış. Golgi aygıtına doğru yolculuk ediyor. Daha sonra Golgi aygıtına yapışıyor ve zarlar birbiriyle kaynaşıyor ve protein Golgi aygıtının içine bırakılıyor. Protein burada olgunlaştırılabilir. Mesela bir glikoproteine dönüştürülebilir. Daha sonra protein buradan da çıkış yapabilir ve gidip hücre zarına gömülebilir. Protein hücre dışına salgılanabilir ya da hücrenin diğer kısımlarına gidebilir. Şu ana kadar konuştuğum şeyler iç zar sisteminin tamamını oluşturmuyor. Mesela hücrede zara bağlı organeller olan koful gibi yapılar da mevcut. Bitki hücresinde bu kofullar depolama veya yapı taşı olarak kullanılabilir. Kofullar çok büyük boyutta bulunabilirler. Aslında bitkiye gerçek yapısını veren yapılar da bunlardır arkadaşlar. Hayvan hücresinde ise lizozom adını verdiğimiz yapılar bulunur. Lizozomlar da zarla kaplı ve moleküllerin geri dönüştürüldüğü ya da tamamen yıkıldığı bölümlerdir. Örneğin bir molekül bir yerlerde paketlenmiş olabilir. Başka bir renk alayım. Mesela buradaki vezikül gibi. Diyelim ki bunun yıkılması gerekiyor. Bu zar gelip buradaki lizozomu e, lizozomun yani zarıyla kaynaşacak ve içindekileri lizozomun içine boşaltacak. Lizozomun pH'ı düşüktür ve buradaki molekülleri sindirip yıka, e, yıkabilir ya da geri dönüştürebilir. Biraz daha net konuşursak lizozomun içinde düşük pH'ta çalışan enzimler bulunur ve asıl bu enzimler moleküllerin parçalanmasında görev alır. Yani özet olarak burada gördüğümüz şeylerin tamamı iç zar sisteminin kısımlarını oluşturuyor. Hücreler o kadar karışık ve muhteşem yapılar ki ne kadar takdir etsek az.